hünkârım. Yerlerini aldılar mı? Aldılar hünkâr. Osmanlı Devleti'nin en çok sevdiğim yönü bürokraside daima bir çözümlerinin olması. Bu koltuk sayesinde sizin yüzünüzü görmek zorunda kalmıyorum. Bu hususta ben de sizinle aynı görüşteyim. Zaten anca böyle konularda fikir birliğine varabiliyoruz. Lakin Fransız sefaretindeki davete sinirlerimizi yatıştırıp gelelim. Ne de olsa Rumeli ile alakalı mühim şeyler konuşacağız. Akşam siz de mi davetlisiniz? Elbette. Malum. Rumeli'deki Osmanlı hakimiyetini silmek için bize ihtiyacınız var. Bizim sizinle görüşecek bir meselemiz, birlikte alınacak bir kararımız yok. Sefaretteki davetin sıradan bir davet olmadığı belliydi. Size söylemiştim. Fransızlar Cezayir'i hiçbir vakit düşünmedi ki onlara yardım düzenlesinler. Peki ne için toplanıyorlar hünkâr? Rumeli'deki emellerini konuşmak için. Onları Mahmut Celaleddin harekete geçirdi. Şimdi sefarette neler konuşulacak? Tanımadığımız, bilmediğimiz kimler katılacak o toplantıya öğrenmemiz gerekiyor. Emriniz nedir hünkâr? Siz sefirleri bir bahaneyle saraydan uzaklaştırın. Sonra da mabeyne Nadir Ağa'yı çağır. Emredersiniz hünkâr. Aç evladım. Kıymetli sefirler, hünkârımızla biraz önce görüştüm. Hünkârımız benim sizlerle görüşmemi uygun bulmadılar. Kendileri uygun bir vakitte sizleri ayrı ayrı kabul edecekler. Kıymetli vakitlerinizi aldığım için kusura bakmayın. Hata benden kaynaklı. Pekala. Buyurun. Rica ediyorum. Lütfen yanlışlıkla bizi bir daha tekrar bir arada denk getirmeyin. Anlıyorum. Hata benden kaynaklı. Buyurun.